Bu noktaya kadar daha çok üretim süreçlerini farklı farklı açılardan ele alan başlıklarda konuşmacılarımızı dinledik. Şimdi biraz daha işin lojistik tarafına geçiyoruz. CEVA Lojistik Satış ve İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Sayın Murat Karadağ. Bitmiş araç lojistiğinde yeni trendler başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, sevgili meslektaşlar, hepinizi kendim ve şirketim CEVA Lojistik adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, gündemimizde biraz da bizim tarafımızdan işin lojistiğini veren taraftan biraz bakmak istedik ve şüphesiz ki pandeminin başladığı günden bugüne içinde bulunduğumuz makroekonomik koşullardan en çok etkilenen sektörlerden biri de otomotiv. Biz de otomotive ve diğer sektörlere hizmet veren uçtan uca lojistik hizmet sağlayıcılarından bir tanesiyiz. Dolayısıyla bitmiş araçlardaki biraz trendler ve bunun araç lojistiğindeki etkilerini trendlerle ve bizim gündemimizde, bizim gibi oyuncuların gündemlerinde neler yer alıyor, onlardan biraz size bahsetmek istedim. Biz kimiz diye bir an için söylemek gerekirse, biz kabaca globalde yaklaşık 19 milyar dolarlık bir ölçeği olan global uçtan uca hizmet sağlayıcısıyız. Kara, hava, deniz forwarding hizmetlerimiz, yurt içi nakliye ve depolama hizmetlerimiz ve tabii ki gündeme en uyan hizmetimiz de bitmiş araç taşıması, PDI ve transformasyon hizmetleri. CEVA bugün Türkiye'de 570 milyon dolar cirosuyla, yaklaşık 7500 çalışanıyla ve ayda kabaca 25 bin araç, bitmiş aracı B2B kanalıyla dağıtan bir firma olarak hizmet gösteriyor. Gelelim sektörlere, trendlere pardon. Araç değişiyor. Araç artık bizim daha önceki bildiğimiz, sahip olduğumuz bir emtia olmaktan çıkıp sektörün hizmet verdiği bir müşteri haline geldi neredeyse. Aracın kendisi. Araç böyleyken tüketicinin, yani bizlerin araca bakış şekli, araçtan beklentileri, aracı edinmeye dair finansal yöntemlerimizdeki beklentilerimiz değişti. Üreticilerin üretme şekli, içine koyduğu teknoloji ve hatta bunu ürettiği coğrafyalarda değişimler var. Ve bu kadar değişiklik olurken lojistik hizmet verenlerin de öncelikleri, içinde yer aldığı sorunlar ve bunları çözme şekilleri de değişti. Bakalım onlar nelermiş, kısaca bahsetmek istersek. 2022 yılında milyon adet olarak satılan araçların coğrafi dağılımı böyle. En çok tabii ki Çin'in liderliğini yaptı, Asya Pasifik. Hatta işte Japon-Kore ikilisinden de çok daha fazla. Dünyada en çok araç 2022'de Çin'de üretilmiş. Yıllar olarak baktığımızda da dinamiklerini şöyle göreceğiz. Bahsettiğim ilk grafik pandemiden, yani 2019'dan 2024'de araç üretimi ile araç satış arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Hemen hızlıca düşen üretim ve araç satışı pandeminin etkisiyle ancak 2022'de üretimin tekrar satışı başa başta bulabildiği rakam itibariyle gösteriyor. Ama satışı daha sonra geçiyor çünkü lojistik anlamda tedarik zincirinin kırılması dediğimiz etkenden dolayı aslında üretilenden daha az arabayı satıyoruz. Bunu da 2024'te arz ve talep dengesinin yeniden buluşacağını söylüyor konunun yakından izleyen, sayısal analizini yapan uzmanlar. Ama hani lojistik hizmet veren de 2019'dan önce 2020'ye kadar o kadar sert bir düşüş yaşıyor ki diğer sektördeki bütün üreticiler gibi, bunu tekrar toparlaması ancak 2024'ü bulacak gibi gözüküyor. Coğrafyalara bakalım. Çin, 2019'dan 2024'e gidilen süreçte üretimini coğrafya olarak artıran yegane coğrafya Çin gibi gözüküyor. Bütün diğerleri azalıyor. En çok azalma Avrupa'da. Hatta Japonya ve Kore ikilisi de küçük de olsa bir azalma yaşıyor geçmiş döneme göre, pandemi öncesindeki döneme göre. Hibrit araçlar ve elektrikli araçlar 2028'de tam elektrikli araçların satışlarının %37'yi bulacağı öngörülüyor. Bu her üç araçtan birinden daha fazla bir orana denk geliyor. Yarı elektrikli ya da hibrit araçlar ise
%6, %7 civarında kalacak gibi gözüküyor. Aslında bu bizi şaşırtmaması gereken bir dinamik diye görüyoruz. Ve üretildiği coğrafya bir kenara, dışarıya satış, eksport anlamında da Çin kaçınılmaz olarak her sene 1 milyon adedi daha önceki performansının üstüne koyarak artırıyor eksportlarını. Tabii bunun lojistik anlamda yorumlamak için buradayım. Üreticiler olarak bakarsanız aslında ilk 5 üretici dünya araç üretiminin kabaca %47'sini ama eksportunu da yani kendi coğrafyasından dışarıya eksport etme anlamındaki oranda da %56'sını bulun taşımasının da daha da fazla gittikçe başvurulan bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Temel 3 tane araç piyasasındaki dinamiğe bakarsak elektrikli araç 7-8 milyondan 39 milyona kadar çıkacak. Arabanın içindeki şekli de yani teknolojisini de değiştirdiği gibi üretimin coğrafyasının nereye kaydığını gördük. Bence daha da fazla kayacak ve teknolojisini ve onun sahiplendirilmesine dair yöntemleri de değiştiriyor. Dijitalize olması, sadece arabanın dijitalize olmasına bakmayalım. Bunun ticareti, perakendeciliğiyle ilgili yani bayi dediğimiz yöntemin daha çok e-ticaret yöntemine doğru, kanalına doğru kaydığını göreceğiz. Bir sonraki slide'da bunu zaten daha fazla detaylandırıyor olacak. Perakendeciliğe ilgili dinamiklere bakarsak, bunlara bir tanesi tabii ki online satışlar. Şu anda %3'ü gibi Avrupa'da, %60'ına kadar çıkacak. Bunun önümüzdeki 5 sene içinde. Online satışlar böyleyken subscription sales dediğimiz yani satın alarak değil kullandıkça öde modeline geçen yapı gittikçe artacak. Şu anda sanıyorum %1,5'lar seviyesinde olsa gerek %15'e kadar çıkacak kullandıkça öde yöntemi. Ve tabii ki kullanılmış araba miktarı da %25 kadar artacak onların yeniden kullanılması önümüzdeki dönemde. Burada subscription sales dediğimiz şeye, konsepte biraz daha dokunuyor olacağım. Hala arabalar otonomlaşma yönünde ilerliyor ama kullan öde yöntemi aslında çoktan yerini bulmuş durumda. Belki bizden biraz daha ileri ekonomilerde. Kabaca bakarsanız aracınızı artık satın almak yerine kullandıkça ödeyecek bir yönteme doğru gitmek istiyor tüketici. Aracı bir miktarda yani eskiden belki de gurur duyduğu ya da kendisiyle özdeşleştirdiği bir emtia iken artık A noktasından B noktasına en ekonomik ve sahiplenmeden kullanmanın bir vasıtası olarak görüyor arabayı. Bunu da dijitalize bir ortamda aslında sağlandığını biliyoruz. Kullandıkça öde yöntemi aslında bir platformda, mobil ya da internette talep etme, arabanın size getirilmesi, otonom olduğunda kendi gelecek. Kullanmanız, kullandıktan sonra o da bırakmanız aslında başka yöntemlerini bugün araç dışında görüyoruz. Velhasıl otonoma tam olarak geçtiğinde aslında arabanın size gelmesi, kullanmanız, işinizin bitmesi, orada bırakmanız, daha sonraki arkadaki sistemin de kontrolü, faturalanması ve yeniden kullanıma hazırlanması ile ilgili artık ne varsa dönemsel bakımları, depolanması gibi bunların yürütüldüğü bir ekonomik ve perakende sistemi olarak görebilirsiniz. Burada uzmanlar şunu söylüyorlar. Bunun bir ölçek büyüklüğüyle sağlanabileceği gözüküyor. Yani büyük bir ihtimalle bayilik yöntemi muhtemelen ya çok azalacak ya da bir denge noktasına gelene kadar düşecek. Konsolidasyonlar yaşanacak. Araba üreticileri aslında belki de bayilik sistemini azaltarak ya da belki de ortadan kaldırarak tüketiciye otonom arabasını iki sokak ötedeki ya da yan semtteki lokasyonundan getirip kapısının önünde hazır edecek. Tüketici onu kullanacak. Ödemesini mobilden yapacak ve bir sonraki kullanıcının kullanımına bırakmak üzere sistemden çekilecek diye söyleyebiliriz. Biz bunun arka taraftaki hizmet sağlayan tarafında olacağımızı ve olduğumuzu söylüyorum. Bir lojistik hizmet veren olarak. Lojistikteki peki bizim yaşadığımız dertler neler ve biz bunlara yönelik ne adımları atıyoruz da biraz özetleyeyim. Tabii bütün bunların içinde bizden beklenen şey daha az maliyet, daha hızlı bitmiş aracın tüketiciyle buluşturulması, bir de yeşil lojistik yapılması yani karbondioksit salınımının azaltılması. Peki bizim dertlerimiz neler? Ya da uğraştığımız zorluklar neler? Bir kere her şeyden önce ilk grafiği hatırlarsınız.
arz ve talep daha 2024'de gelmedik, buluşamadı. Araç taşıma kapasitesi satışların gerisinde. Daha önce bahsettiğim nedenlerle aslında. Kapasiteyi artırmamız gerekiyor lojistik hizmet verenler olarak. Lead time'ları kısaltmamız gerekiyor. Daha hızlı sürede getirmemiz gerekiyor. Konvansiyonel yöntem sadece bayiye kadar ya da B2B taşıma iken daha çok B2C'ye de yönelerek omnichannel taşımayı artık yapmamız gerekiyor. Bunun içindeki sistemler aracın müşteriye vale ile getirilmesinden tutun, son kontrollerinin ve ilk kontrollerinin otomatik olarak yapılmasına dair her türlü sistemi de içeriyor diyebilirim. Datanın ve teknolojinin kullanımında da bu hızlı trendde geride kaldığımızı düşünüyoruz ve yetişmek üzere yatırımlar yapıyoruz global lojistik hizmet sağlayıcılar olarak. Neler yapıyoruz dolayısıyla aslında challenge'larla stratejiler birbirle bağlantılı tabii ki. Hepsine tek tek değineceğim ama hızlı olacak kabaca 4 tane. Bunlardan bir tanesi tabii ki kapasiteyi artırmak. Yani kas gücümüzün yerinde olması lazım. İkincisi yeni çözümler, özellikle B2C ve Omnichannel'a giderken bizim bir takım B2C çözümleri de sunuyor olmamız gerekiyor. Mutlaka datayı ve yazılımı kullanmamız gerekiyor ve daha fazla kullanmamız gerekiyor diyelim. Ve tabii ki Green'le de ilgili yatırımlar yapmamız gerekiyor. Hemen birincisine bakalım. Kas gücünün artması için kapasite geride dedik. Çoğunuz Türkiye'deki yeni araç satın alanlardan da ya da aracını değiştiren, ilk defa araç alan tüketicilerden biri olarak uzunca bir süre beklediniz, beklemiş oldunuz ya da beklendiğini duyuyorsunuz. Kapasite geride. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın aslında Avrupa'da başta olmak üzere birçok coğrafyasında kapasite geride. Bunun için bizim şirketimiz de birçok şirket gibi yatırım yapıyor. Sadece biz 2023'te 3400 çekici set, araç çekici seti yatırımı yaptık ama daha da fazla yapmamız gerekiyor. Grubumuz sadece Sivil Lojistik'ten oluşmuyor. 4 tane Roro aldı. Kabaca 7000 araç bir defa da taşıyor. Yıldaki araç taşıma kapasitesi de 125.000 adet kabaca yılda dönüyor. Az önceki bir grafikte hatırlarsanız yaklaşık 15 ila 20 milyon araçlık yıllık Roro ile taşınacak miktar vardı. Bir tanesi yılda 125.000 tane taşıyor. Buradan kapasite ihtiyacını görebiliriz. Tabii konteynerize araç taşıma hizmetleri daha fazla artırılmalı. Bunu biz ve diğer oyuncular da yapıyor ve izlenebilirliğe dair, kendi sektörümüzdeki izlenebilirliğe dair, bitmiş araç taşımasının izlenebilirliğine dair çözümlerimiz ve yazılım geliştirmelerimiz de sürüyor, var ama yenisi ya da daha yeni geliştirmeler gerekiyor. Kabaca aslında önce izlenebilirlik, sonra kriz yönetimi, sonra da forecast yani tahminleme ile ilgili müşterimize aslında ve bize veriler sunuyor, sunacak yazılımlarımız. Yeni çözümlerde tabii ki Omnichannel tarafında B2C kullanıma yönelik ne kadar mobil aplikasyonun içinde entegre olma ve bunun fiziksel taraftaki hizmetinin gerçekleştirilmesi var. Konsepti aslında az önce özetlemiştim. Bir tüketicinin aracına henüz tam olarak otonomda olmadığımızı düşünürsek, aracının kapısının önüne getirilmesinden tutun, teslim ettiği aracın da teslim aldığı aracın kontrolleri, bunların ödemesiyle ilgili sistemler, entegrasyon, bunların tamamının içinde entegratör, lojistik hizmet sağlayıcısı olarak yer alıyoruz. Daha çok Avrupa'da, Türkiye'de hızla geliştiğinde bunların tamamında aslında biz de yer alacağız. Yeni arabanın en önemli parçalarından bir tanesi baterisi. Bunun da özellikle Avrupa'da konsolidasyon merkezleri içinde stoklanması, elleçlenmesi ve sevkiyatına dair, hatta bunun bakımına dair her türlü hizmeti verdiğimiz konsolidasyon merkezlerimiz, hizmet merkezlerimiz var yeni çözümler kapsamında. Teknoloji ve otomasyon tarafında diğer sektörlere göre daha basit kalabilir ama bizim sektörümüze getirdiği kazanımlar önemli. PDI alanlarında malum araçlar hala aslında çoğunlukla şoförler tarafından çekiliyor ve artık limanın kapasitesi, oradaki hizmetler ne kadar orkestre olabiliyorsak, ne kadar optimize edebiliyorsak akışı, o anlamda çıkış sağlayabiliyoruz ve o anlamda sizlere araçları ulaştırabiliyoruz. Yetişmiş işçi varlığı bir kısıt hala ve ekonomik darboğazları da malum. Dolayısıyla burada otomasyon geldi, kullanıyoruz. Daha ucuz ve daha efektif olacağını düşünüyoruz. İşin sosyal boyutunu da göz ardı etmeden ama diğer basit kullanımlar bile, yani bir e-gate bile ve
elektrikli otomasyon araç inspection noktalarındaki kullanım bile hem izlenebilirlik, hem bilim sürenin kısalması, hem de big data'ya katılım sağlanması, katkı sağlanması anlamında müthiş faydaları var. Biz de bunları kullanıyoruz. Son olarak yeşil lojistiğe olan ihtiyaçlar. Biz de artık bu tesislerimizde güneş panellerinden yararlanıyoruz ve elektrikli aracın şarj edilmesine dair kendi networklerimizi kuruyoruz. Tabii ki bir perakende ağ gibi değil ama özellikle içinde bulunduğumuz dönem itibariyle şu anda mümkün olan en fazla sayıda süper şarj lokasyonunun bulundurulması, bunun güneş panelleriyle desteklenmesi bizim yaptığımız yatırımlar içinde diye söyleyebilirim. Aslında umuyorum zamana uydum. Kabaca bizim önümüzdeki zorluklar ve bizim buna dair aldığımız, sizlere daha hizmet vermek adına aldığımız önlemler bunlar. Ben anlatırken aslında bazıları güncelliğini yitirmiş oluyor. Yeni dönemdeki trendleri umuyorum bundan sonraki eventlerde de paylaşıyor olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler, ağzınıza.